Eda, Betüş, Perihan. Biriniz gelin, konuşmaya çok ihtiyacım var. Hepiniz birden nereye kayboldunuz? Çok şükür biri geldi. Sihirli akşamlar babacığım. Annem yok mu? Yukarıda. Kendini kuleye kapattı. Sessiz kuleye mi? Hayırdır? Gel. Allah aşkına gel, neler oldu bir bir anlatayım sana. Anlat tabii, anlat. Çok merak ettim. Eda bak şimdi. Sen burada yokken bilmem o yüzden. Bence artık oflayıp puflamayayım patron. Yani bu iş bitmiş, bu defter kapanmış, her şey bitmiş. Yani bakın, kayınvalidemle siz hiç birbirinize uymayan iki insansınız. Hiç de değil. Bunu da nereden çıkardın? Yani patron, siz oynaşacağınız birini arıyordunuz. Kayınvalidemse ciddi bir ilişki. Yani sorun bu kadar basit. Bence şu iki sorunun cevabı çok önemli. Birincisi, Dudu neden benimle evlenmek istemiyor? İkincisi, ben neden Dudu'dan vazgeçemiyorum? Vallahi buna seve seve cevap verebilirim. Birincisi, siz böyle gözü dışarıda, çapkın, sonra hayatta her şeyi böyle alelacele yaşamak isteyen bir insansınız. İşte kayınvaliden bu yüzden size güvenmiyor. Bu durumda hiç kimse sizinle evlenmez. İkincisi, yani kayınvalidem sizin paranıza pulunuza bakmıyor. Sizi siz olarak sevdiği için sizinle birlikte olmak istiyor. Ama yine aynı kadın sizi terk etme cesareti gösterebiliyor. İşte bu yüzden siz ondan vazgeçemiyorsunuz. İkincisi doğru olabilir ama birincisinden emin değilim. Neden? Bence Dudu'nun benimle evlenmemesinin sebebi bana güvenmesi değil. Ya başka birini seviyor ya da unutamadığı biri var. Yapmayın patron. Kayınvalidemin hayatına rahmetli kocasından sonra bir tek siz girdiniz. O zaman hala rahmetli kocasını seviyor. Allah rahmet eylesin patron ama adı üzerinde rahmetli. Yani bu yüzden mi sizi reddettiğini düşünüyorsunuz? Güldün beni patron. Gayet tabii düşünüyorum. Hem de artık fazlasıyla düşünüyorum. Ancak aklında yüreğinde başka biri olan bir kadın benim gibi bir erkeği reddedebilir. Eminim bundan. Fakat bu sorunun cevabını mutlaka öğrenmeliyim. Yarın gidip bunu Dudu'ya soracağım. Tabii, sorun patron. Yalnız müsaade eder misiniz, ben artık evime gideyim, ha? Git. Sen de git. Git. Ben ona sorarım. İnanmıyorum baba. Demek annemle Umur Bey ayrıldılar ha? Demek annem seni Safiş'ten kıskandı. Hiç sorma. Güya belli etmiyor ama Safiş deyince yüzü sirke satıyor. Ben de keyfimden dört köşe oluyorum. Bana bak baba. Sen bu Safiş Hanım'dan etkileniyor olmayasın sakın. Rica ederim Eda, saçmalama. Şu anda köpek gibi görünen bir kadına nasıl aşık olabilirim ben? Evet ama sen insanların dış görünüşüne önem vermezsin ki. Çok iyi, çok tatlı bir hanım. Ama ona karşı bir şey hissedemem. Çünkü sen hala annemi seviyorsun. Evet. Ya baba, bakarsın annem hazır Umur Bey'den ayrılmışken sana geri döner. Seni eski haline çevirir, biz de mutlu mutlu yaşarız yine. Bakarsın Safiş'i kıskanması, onun da hala seni unutamadığını hatırlamasına yarar. Bilmem. Bu kadarcık kıskançlığın o kadarına yeteceğini hiç sanmam. O zaman bu kıskançlığı abartırız. Bu da ne demek şimdi? Sen orasını bana bırak. Hele bir sabah olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.